Arkadaşlar merhabalar. Bugün düzlük üzerindeki bir arsayı işaretleme, belirleme, yani emlakçıların çoğunun kullandığı bir yöntem. Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Sıfırdan itibaren anlatacağım. O yüzden alt tarafı çok iyi bilenler buraları atlayabilirler. Ama ben hiç bilmeyen bir insan dinliyormuş gibi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar benim burada ekran boş. Hemen buraya ben hangi videoyu istiyorsam onu buraya sürükleyip bırakacağım şu alana. Şimdi buradan videomu arıyorum arkadaşlar ben. Şu videoyu arıyorum. Bakın şuraya bırakıyorum. Evet, videomuz geldi. Daha sonra videomuzu sürükleyip bakın şu kompozisyon veya sinema şekli üzerine şurada bırakıyorum. Bıraktım ve amacım nedir benim burada arkadaşlar? Proje oluşturmak. Şu anda ben projeyi oluşturdum. Yani videonun tüm özelliklerine göre projem şu anda hazır benim arkadaşlar. Şimdi şurada bakın. Half var. Yani otomatik var. Full var. Eğer bunu siz Carter yaparsanız görüntü çok bozuyor arkadaşlar. Bakın pisinden düşer. Bilgisayarınız çok iyi değilse, kasarsa bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben burada otomatik yapıyorum. Ama tararken otomatik olması lazım. Çünkü pikseller nokta nokta tarayacağı için otomatik olsun. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız işlem bizim şurada. Yukarıdan animation kısmına geliyoruz. Burada track kamera diyoruz arkadaşlar. Burada amacımız her yere bir nokta atmak. Yani tüm resmi tarıyor. Nereye istiyorsak oraya atılan nokta seçeceğiz. Şimdi bekleyeceğiz. Bu biraz uzun sürebilir. Sizin bilgisayarınızın durumuna göre şu anda arka planda analiz yaptığı söyleniyor. Kaç kare varsa bütün kareleri tek tek tarıyor burada arkadaşlar. Evet. Şu an tarama bitti. Şu an bekliyoruz. Tarama bitti. Şu anda noktalar atacak tüm bölgelere. Benim istediğim yere nokta atması tabii ki daha önemli. Şimdi arkadaşlar bakın ben şöyle bir video var. Videom var. Ben şuraya düşünün mesela. Şura benim arsam olsun. Şuraya ben o çizgiyi yapacağım. O şekli buraya vereceğim. Şimdi amacım bir nokta en baştan itibaren gözükmesi arkadaşlar. Bakın şurada aslında bir nokta var. Şöyle işimi görür aslında. Bakın şöyle yaparsak. Bakın. Şöyle yerleştirelim biz buraya. Ha şöyle. Şu güzel gibi. Buna ben sola tıklıyorum. Sola tıkladım. Daha sonra sağa tıklıyorum arkadaşlar. Bakın sağa tıkladım. Buradan solid and camera diyorum. Bu yazı için. Bu bir solid. Oraya bir düzlem eklemesi için. Tamam arkadaşlar. Şurada gözükmeyen kamera anlamında. Buna pek girmeyeceğiz. Ben tıklıyorum solid'e. Evet gördüğümüz gibi oraya bir solid bıraktı şu anda. Bakın. Solid bıraktı. Ben bu solid'i biraz büyüteyim. Bakın buradan track solda geliyorum sol taraftan. Buradan transform'dan scale var. Bu scale'yi biraz büyüteyim arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim. Evet. Şimdi buradan track solda geliyorum tekrardan. T'ye basıyorum. T opacity demek. T'ye bastığımız zaman transparandan geliyor arkadaşlar. Transparandan opacity kısmı açılıyor. Eğer burada bulamazsak buradan transform'a geliyoruz. Burada yine opacity kısmı var arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Şimdi opacity'ye geldim. Ben bunu biraz küçülttüm. Amaç nedir? Seçeceğim alan belli olsun. Evet şöyle gözük. Evet. Şimdi burası tamam. Buradan sonra arkadaşlar bakın solda benim bir pen tool'um var. Bunu seçiyorum bakın track sol. Solid seçili. Pen tool'a geliyorum. Pen tool'u seçtim. Daha sonra nereye istiyorsam hani hangi arsayı benim o işaretlemek istiyorsam örneğin şurayı şu kısmı ben işaretlemek istiyorum. Şu şekilde. Şu bölgeyi. Evet. Tekrardan opacity'yi 100 yapıyorum burada arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra efekt kısmına geliyorum. Bakın sağda. Efekt kısmına geliyorum. Buradan stroke efekti vereceğim arkadaşlar. Bakın. Stroke. Stroke aldım. Track solun üzerine bıraktım. Bakın şöyle. Şurada olur. Bu da olur. Fark etmez. Bıraktım üzerine. Sol taraftan tekrar bakın attığımız zaman solda menü açıldı. Buradan Paint Style kısmından Transparent kısmını seçiyorum. Seçtiğim zaman işte gördüğümüz gibi resmimiz ne oldu? Videomuz ne oldu arkadaşlar? Bakın.
transfer oldu, gözükmüyor şu anda. Buradan bu buruş kısmından istediğimiz kalınlığa getirebiliriz. Bakın. Şöyle. Yani yaklaşık 10 iyi. Veya biraz daha kibar olsun. Evet, çok önemli değil arkadaşlar. 9 9 yaptık. Bu kısmı şöyle bırakabiliriz bakın. Şöyle bakıyorum ben. Şöyle geldi. Evet, gayet güzel olmuş. Şimdi böyle kalabilir ama ben şuradan başlayıp şöyle bitsin istiyorum. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın mesela herhangi bir video başladı. Şöyle geldi. Biraz geldikten sonra 4. saniyeye geldik. Geldik buraya. Buradan. Burada end kısmı var. Bakın. Start'a bastığımız zaman bakın bu sıfır olduğu zaman bu kayboluyor. Şöyle ben göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bu da başlangıç aslında. Şimdi bak. Bu da başlangıç. İstersen buradan başlayabilirsin. Fark etmez. Bu başlangıç, bu bitiş. Yani bizim buruşumuzun veya çizgimizin nereden başlayıp nereden bittiğini söylüyor. Bu başlangıç. Ben buna basıyorum. Start'a bastım. 4. saniyede. Şu anahtar frame açmak zorundayız. Şurayı açtık. Diyorum 2 saniyede sonra şu 8. saniyede bitsin diyorum mesela. Bunu ne yapıyorum? Tekrar 100 yapıyorum. Evet. Şimdi bakalım nasıl arkadaşlar. Space'e bastığım zaman arkadaşlar oynatır. Space'e basıyorum. Bastım Space'e. Videom geliyor şu anda. Evet. Bakın 4. saniye girdi. Ve evet. Şu anda bizim arsamız belli arkadaşlar. Bunun üzerine değişik efektler atabiliriz. Parlaması için glow efekti atarım arkadaşlar. Glow efektini. Şuradan glow. Işık demek. İşte yani buradan şu radius kısmından bakın verdiğimiz zaman şunu biraz büyüteyim, net görün. Bakın şu an efekt sıfır. Ama şu an efekt var. Evet, gördüğünüz gibi. Bu biraz ışığı dağıtıyor. Şu klavda biraz ışığı fazla veriyor. Şu iyi gibi hafif verdiğimiz zaman. Bence glow yeterli. Çok fazla verdiğiniz zaman çok fazla görüntü çizgi dağılıyor. Şu ışık iyi. Evet. Şöyle bakalım şimdi yaz geriden. Enter space diyelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Biraz. Şöyle geliyor ve evet. Şimdi bir de buna biz yazı ekleyelim arkadaşlar. Yazı eklemek için tam şu orta kısmına bu drone voice dediğimiz yani videomuzun üzerine geliyoruz arkadaşlar. Bakın geldik. Buradan efekt kısmından bakın geldiğimiz zaman solda menü açılıyor. Buradan track kameraya tıkladığımız zaman tekrardan bu çizgiler geri gelir. Tarlamızın veya arsamızın ortasına bir şey ekleyeceğiz şimdi. Yazı ekleyeceğiz. Ona bakalım şimdi. Nereye ekleyebiliriz diye. Yani şöyle bir şey şurası olabilir. Tam orta olmasa da aynı düzlüğe getirelim arkadaşlar. Evet şu. Şimdi buraya sağa tıklıyorum. Bakın tekrar sola tıkladım. Şimdi yeri belirledim. Sonra sağa tıklıyorum. Buraya ne ekle diyor bana. Buradan diyorum ki yaz ekle diyorum. Evet. Buraya şimdi bakın şuraya bir yazı ekledi. Şuraya bakın. Bu yazımızı hemen düzeltelim. T'ye basalım. Pardon. Şuradan transform'a girelim. Bakın şu an transform'a girelim. Pardon. Transform'dan buradan X, Y, Z koordinatlarını düzeltelim. Şimdi bakın. X kısmına baştığımız zaman yazımız yukarı doğru kalkıyor. Ve Y kısmından da sağa sola, Z kısmından da ileri yukarı aşağı işte yazımızı ne yapabiliyoruz? Oynayabiliyoruz. Bakın ya da şuradan arkadaşlar. Bakın şu kısmından, X kısmından da bakın şu şekilde yazımızı ne yapabiliriz arkadaşlar? Oynayabiliriz. Şimdi bu yazımızın üzerine tıklayarak bunu yazarız. Mesela buraya 350 metrekare yazmıştım. 350 metrekare. Evet, buna geldik şimdi. Bu sağ tırısman, sağ kısımdan karakter kısmına geliyoruz. Buradan size kısmını bakın işte yazımızı ufaltabiliyoruz. Şu an ufaltmıyoruz. Seçmedik şu an yazımızı. Evet, şu an seçtik. Şimdi ufaltalım arkadaşlar. Evet. Şöyle iyi gibi. Şu X kısmında bakın buradan sol kısımdan seçip selection tool yapıp yazımızı şöyle ortalayabiliriz. Şimdi bakalım nasıl oldu arkadaşlar. Şöyle bakalım yazımıza. Evet. Gayet güzel bir arsa yeri belirleme efekti oldu arkadaşlar. Şöyle
Bu yazımız burada gözüksün istemiyorsak, yani biraz ileride gözüksün istiyoruz arkadaşlar. Şu yazımızı bakın seçtik. Biraz sağa kaydırıyoruz. Bakın şuradaki kare kısmını, çizgi kısmını. Bakın şöyle geldi. Şöyle olduktan sonra yazımız ortaya çıkacak. Bakın geldi. Şöyle geldi, geliyor ve yazımız burada ortaya çıktı ve devam etti. Yazımız silinerek yazsın isteyebiliriz. Yine T'ye, bu yazımızın üzerine geliyoruz. T'ye tıklıyoruz, opacity'yi. Sıfır yapıyoruz. Buradan anahtar frame'i seçiyoruz arkadaşlar. Şuraya geldikten sonra tekrardan bu 100-100 olsun istiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, geliyor. Evet, bu şekilde bir videomuz oldu arkadaşlar. Şöyle geldi. Evet. Evet arkadaşlar, basitçe anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz, videom işinize yaradıysa takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Yani istediğiniz bir eğitim varsa da yorumlar kısmına yazarak sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.